Hazreti Ömer ikinci İslam halifesidir. İslam'ı yeryüzüne yerleştirip hakim kılmak için çok çaba harcamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olan sahabelerden biridir. Adaleti, devleti üstün bir başarıyla yönetmesi ve cesaretiyle tanınan örnek bir yöneticidir. Hazreti Ömer 581 yılında Mekke'de doğmuştur. Babası Hattat bin Nüfeyl, Kureyş'in Adi boyuna mensuptur. Annesi Ebu Cehil'in kardeşidir. Hazreti Ömer'in küçüklüğünde babasına ait deve sürülerini çobanlık yaptığı, sonra da ticarete başladığı bilinmektedir. İslam'la şereflenmeden önce Mekke eşrafı arasında yer alıyordu ve Mekke şehir devletinin elçilik görevi onun elindeydi. Bir savaş çıkması durumunda karşı tarafa elçi olarak Ömer gönderilir ve dönüşünde onun verdiği bilgi ve görüşlere göre hareket edilirdi. Ayrıca kabileler arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümünde de etkin rol alır ve verdiği kararlar bağlayıcılık vasfı taşırdı. Arap dili ve edebiyatıyla ilgiliydi. Bu nedenle iyi bir hatip olarak tanınırdı. İlk başta Hazreti Ömer'in İslam hakkında pek bilgisi yoktu. Eniştesinin ve kız kardeşinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak Müslüman olduğunu öğrendiği zaman önce onlara tepki gösterdi. Ancak daha sonra Kur'an'ı görüp okuduğunda hemen Müslüman olmayı kabul etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etti. Bir rivayete göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde Müslüman olmasını söylemiş, Hazreti Ömer de hemen orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Hazreti Ömer, Peygamberimizin tebliğinin 6. yılında Müslüman olmuştur. O, iman edenlerin arasına katıldığı zaman Müslümanların sayısı 70-80 kişi kadardı. Hazreti Ömer'in Müslümanlığı kabul etmesi, İslamiyet tarihinde yeni bir çığır açtı. O devirde Müslümanlar, Mekkeli müşriklerin gösterdiği zorbaca tavırlardan dolayı Beytullah'a gidip namaz kılamıyor, ancak gizlice bir araya gelebiliyorlardı. Hazreti Ömer Müslüman olunca doğruca Beytullah'ın yanına gitti ve Müslüman olduğunu yüksek sesle ilan etti. Orada bulunanlar şiddetli tepki gösterdiler. Ancak o, müşriklere karşı mücadelesini sürdürerek onların Müslümanlara gösterdiği muhalefeti kırdı ve bir avuç Müslümanla birlikte herkesin gözü önünde Beytullah'ta namaz kıldı. Onun bu şekilde saflarına katılması Müslümanlara büyük bir moral desteği sağlamıştı. Müşrikler cesaret ve kararlılığını eskiden beri bildikleri için ona karşı gelmeye cesaret edemiyorlardı. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra sürekli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş, savaşlarda onu savunup kendisine destek olmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Müslümanlar Mekke'den gizlice Medine'ye göç etmeye başladıklarında Hazreti Ömer beraberinde 20 arkadaşıyla birlikte Medine'ye doğru yola çıkmıştır. İbn Mesud onun hicreti bir zaferdi demektedir. Bununla birlikte Hazreti Ömer Peygamberimizin önemli kararlar alacağı zaman görüşlerine önem verdiği ve istişare yaptığı kişiler arasındaydı. Medine döneminde İslam'ın yükselişi için çok çalışmıştır. Hazreti Ömer ileri görüşlüydü ve aldığı kararlar çok isabetliydi. Bunun yanında iyi ve cesur bir askerdi. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber savaşlarında komutan olarak görev yapmıştır. Peygamberimizin vefatının hemen ardından ortaya çıkan karışıklığın düzene konmasında büyük sorumluluk yüklenmiştir. Daha sonra Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesiyle en büyük yardımcısı Hazreti Ömer olmuştur. Hazreti Ebubekir vefat edeceğini anladığında Hazreti Ömer'i kendisine halef tayin etmeyi düşünmüş, diğer Müslümanlar da bunu onaylamışlardır. Peygamberimizin sağlığında Arap Yarımadası Müslümanların hakimiyetine girmiş ve insanlar bölük bölük İslam'a girmişlerdi. Peygamberimiz İslam'ın yayılmasını engellemek isteyen Bizans İmparatoruna karşı askeri seferler düzenlemişti. Hazreti Ebubekir de Bizans hakimiyetindeki topraklara askeri akınlar yapmış, aynı zamanda dönemin despot devletlerinden olan İran İmparatorluğuna karşı akınlar düzenlenmişti.
Hazreti Ömer de bu siyaseti devam ettirdi. Suriye'nin fethinin tamamlanması için gayret gösterirken öte taraftan İran cephesinde netice almak için ordular gönderiyordu. İran ordusu Kadisiye Savaşı ile yenilgiye uğratıldı. Hükümdar Kisra sarayını İslam ordusuna terk ederek doğuya kaçtı. Yapılan seferlerle İran'ın bazı bölgeleri savaş ile bazı bölgeleri de barışçıl yöntemlerle İslam'ın hakimiyetine sokuldu. Bunun yanında Azerbaycan sulh yoluyla ele geçirildi. Ayrıca Ermenistan da fethedildi. Daha sonraki dönemlerde seferler batıya kaydırıldı. Civardaki şehir ve kasabalar fethedildikten sonra Kudüs kuşatıldı. Şehirdeki Hristiyanlar bir süre direndilerse de sonunda barış istemek durumunda kaldılar ve şehri bizzat Hazreti Ömer'e teslim etmek istediklerini açıkladılar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Kudüs'e beyaz bir devenin üzerinde girdi. Yanında ise kentin Yunan yöneticisi Başrahip Sofronius vardı. Hazreti Ömer peygamberimizin miraca çıktığı noktayı görmek istedi. Oraya geldiğinde eğilerek dua etmeye başladı. Daha sonra Hazreti Ömer Kudüs'te kilise ziyareti sırasında namaz vakti geldiğinde başrahip kendisinin kilisede namazını kılmasını teklif ettiğinde nezaketle bu teklifi reddetti. Eğer kabul ederse gelecekteki Müslümanların bu olayı anıtlaştırmak için buraya cami inşa etmek istemeyeceklerini düşünüyordu. Daha sonra bu kutsal mezar kilisenin karşısına Hazreti Ömer Camii inşa edildi. Ardından Hazreti Ömer kısa bir müddet Kudüs'te kaldıktan sonra Medine'ye geri döndü. Bundan sonra İran cephesinde karışıklıklar çıkmaya başlayınca Hazreti Ömer Hicri 21 yılında başlayan ve sürekli takviye edilen seferlerle Azerbaycan ve Ermenistan'da dahil olmak üzere Horasan'a kadar bütün İran topraklarını İslam devletlerinin sınırları içine kattı. Diğer taraftan sahabelerden Amr bin el-As Mısır'ı fethetmeyi başarmış, Müslümanları Mısır'dan geri püskürtmek için İskenderiye'de hazırlıklara girişen Bizanslıların üzerine yürüyerek burayı ele geçirmişti. Böylece Suriye'den sonra Mısır'da Bizans'ın hakimiyetinden çıkmış oldu. Asırlarca Bizans ve İran devletlerinin zulmü altında ezilen, horlanan topluluklar, İslam'ın herkesi saran merhametiyle yüz yüze geldiklerinde hemen Müslümanlığı seçmekteydiler. Ayrıca herkes dininde özgür bırakılıyordu. İnanç özgürlüğü bulunmaktaydı. Hazreti Ömer devlet içinde de çeşitli düzenlemeler yaptı. Askerlere yapılan harcamaların kayıt altına alınmasını istedi. Ayrıca gelir ve giderlerin hesabının tam olarak bilinmesini sağlayacak sistem kurdu. Bununla birlikte askeri kayıtların tutulduğu, fey ve ganimet gelirlerinin dağıtımının kaydedildiği divan teşkilatını kurdu. Yargı işlerini düzene koymak için valilerden ayrı ve bağımsız çalışan kadılar tayin etti. Tayin ettiği kadılara görevlerini ne şekilde yapmaları gerektiğine dair talimatlar verir ve onların bu çerçeve dışına çıkmamalarını tembihlerdi. Hazreti Ömer adalete çok önem verirdi. Mevki, rütbe, soyluluk gibi hiçbir ayrım gözetmeden hakların sahiplerine verilmesini sağlardı. Bu konuda onun yanında bir köle ile efendisi arasında hiçbir fark yoktu. Hazreti Ömer eğitime her zaman çok değer vermiştir. Fethettiği ülkelerde okullar açmış, buralara eğitmenler tayin etmiştir. Kur'an-ı Kerim okumak ve uygulamak için gerekli eğitimin verilmesini sağlamıştır. İslam'ı tebliğ çalışmalarının yürütülmesi için sahabelerden ve diğer alimlerden faydalanmıştır. Hazreti Ömer, devlet savunmasına da büyük önem vererek İslam devletinin dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı güvenliğini sağlamak için ordugah şehirler kurmuştur. İran ve Hindistan tarafından gelebilecek deniz seferlerine karşı Basra ordugah şehrini kurdurmuştur. Bu şehrin yeri bizzat Hazreti Ömer tarafından tespit edilmiştir. Şehri kurmak için Utbe bin Gazvan 800 adamıyla o zaman boş ve ıssız olan Haribe bölgesinde Basra şehrini inşa etmiştir. Bununla birlikte takvimin kullanılmasına ilk defa Hazreti Ömer döneminde başlanmıştır. Hicret esas alınarak oluşturulan takvimle devlet işlerinde kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca o dönemde devletin farklı bölgelerinde farklı para birimleri kullanılmaktaydı. Bu yüzden Hazreti Ömer Hicri 17'de para bastırarak piyasaya sürdü.
Ayrıca Hazreti Ömer toplumu ilgilendiren işlerde karar alacağı zaman mutlaka istişare yapardı. İlk önce Müslümanların çoğunluğu ile görüşür, ardından Kureyşlilerin düşüncelerini sorar, en sonunda da sahabelerin görüşlerini alırdı. Başka dinden olan kişiler için de onların fikirlerini alarak karar verirdi. Devrinde İslam'ın yükselmesini sağlayan Hazreti Ömer, sabah namazı kılarken Mecusi asıllı Ebu Lülüye'nin saldırısıyla vefat etti. Olay, Hicri 23. senenin Zilhicce ayında çarşamba günü gerçekleşti. İki tarafı keskin ve zehirli bir hançerle darbe alan Hazreti Ömer olduğu yere yıkıldı ve 3 gün sonra vefat etti. Hicri 24 senesinin Muharrem ayının ilk günü, yani pazar günü Hazreti Ebu Bekir'in yanına defnedildi.